Merhabalar, iyi akşamlar değerli arkadaşlar. Evet, bir hafta sonunu bitiriyoruz ve yeni bir haftaya girmek üzereyiz. Ocak ayının, yılın ilk ayının son haftasına gireceğiz. Piyasalar gerçekten son derece karışık durumda. Bir taraftan borsa endekslerinde bahar havası eserken, genel olarak tüm dünya geneli için tablo böyle. Diğer taraftan da para birimleri konusunda ve merkez bankalarının ne yapacakları, ne edecekleri hususunda çok ama çok büyük belirsizlikler var. Bir başka önemli husus ise artık yine hortlamaya başladığını söyleyebileceğimiz, biraz daha yüksek bir ses tonuyla ifade edilmeye başlayan dünya bir krize girecek mi? Bir resesyon olacak mı? Ve böyle bir tablo söz konusu olursa neler neler olabilir şeklinde korkular ön plana çıkmaya başladı. Sevgili arkadaşlar, konuya bu şekilde girmemdeki en büyük sebep maalesef özellikle ve özellikle Avrupa'daki büyüme verilerinin de olumsuz gelmeye başlamış olması, Fransa ve İtalya önderliğinde resesyon korkularının ciddi şekilde artmaya başlamış olması, Amerika'da her ne kadar şu an gelen veriler olumlu karşılanıyor olsa da, Fed'in daha tam anlamıyla ne yapıp yapmayacağına net bir şekilde karar vermemiş, verememiş olması, bir başka ifadeyle bir yandan Fed bu yıl bir faiz artışı yapar diyenler olurken, bir diğer yandan artış yapmaz, sabit tutar diyenler de var. Ama bir diğer taraftan da faiz indirimi de yapılabilir. Yani üç ihtimalli bir maç gibi görünen bir tablo. Böyle bir durumda nasıl karar verilebilir? Gerçekten çok zor bir mevzu. Dolayısıyla arkadaşlar, dünya piyasaları içerisindeki karmaşık tabloya merkez bankaları bile daha tam anlamıyla nasıl bir strateji uygulayacaklarına karar verememiş iken, böyle bir ortamda maalesef gerek para birimleri, gerekse kıymetli madenler, kıymetli emtialarda çok ciddi bir dengesizlik göstermekte. En basitinden sevgili arkadaşlar, Cuma günü itibariyle saat 20'den sonra zannediyorum, yani son haftanın son saatleri itibariyle dolarda, altın dolarda, ons altında çok önemli bir atak yaşandı. Çok uzunca bir zamandır kırılamayan 1300 dolar seviyesinin kırılmış olması ve şurada görmekte olduğunuz gibi 1310 dolar seviyesinde en yüksek noktadan bir kapanışın gerçekleşmiş olması net bir şekilde dünya ekonomisine yönelik olarak bir güvensizliğin olduğunu ifade ediyor ve bu manada en güvenli liman olarak bilinen, riski en az yatırım aracı olarak bilinen altına yönelik çok önemli, çok ciddi bir atak yaşandı. Yani Dow Jones'un, S&P'nin ayı piyasasına girdiğini konuştuğumuz günlerde bile böylesine ciddi bir atak olmayıp da Cuma günü özellikle böylesine önemli bir atağın olması bir yandan acaba Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan bir haberde Amerika Merkez Bankası'nın yani Fed'in parasal sıkılaştırmaya ara vermek, mola vermek şeklinde bundan vazgeçebileceğine dair bir haberin olması, böyle bir haberin gelmesi dolar aleyhine ciddi bir baskı oluşturabilecek bir faktördür. Zira Amerika her ne kadar faiz artırmıyor olsa veya artırmayacak olsa bile böyle bir tablo karşısında oradaki doların kendisine başka pazarlarda kazanç elde edebilmek adına orada değersiz kalabileceği düşüncesiyle çıkış yapabileceği yönündeki düşünceler. Bir diğer taraftan da tamam ABD Fed faiz artırmıyor ama sıkılaştırma politikasıyla her ay 50 milyar dolar civarında bir doları dünyadan geri çağırıyor ve bunu imha ediyor. Bu şekliyle de doların kıymetini, reel değerini korumaya çalışıyor şeklinde bir anlayış, bir bakış açısı vardı. Şimdi bir yandan faiz artışlarının ara verilmiş olduğu veya verilecek olacağı şeklinde geçen ayki Fed toplantısından gelen güvercin söylemler ve diğer taraftan da şimdi böyle bir açıklamanın gelmiş olması ve bu hafta yeni bir Fed toplantısının yapılacak olması ve bu toplantıda şayet Fed yetkilileri bu gazetenin haberini doğrulayacak nitelikte bir yaklaşım gösterirlerse bu durum dünya genelinde dolarda bir değer kaybı anlamına gelebilecektir. Bir yandan dünya genelinde dolarda değer kaybı anlamına gelirken diğer yandan da insanların daha doğrusu büyük yatırımcıların bu kararsız ve belirsiz ortam içerisinde kendilerine güvenli liman arama ihtiyacını da gündeme getirmiş olacaktır.
Son dönemlerde özellikle ve özellikle borsalara yönelik olarak yaşanmakta olan ciddi bir ilgi ise belki de olası kısa vade içerisinde dünya genelinde gündeme gelebilecek olan bir krizin, önemli bir ekonomik rahatsızlıkların öncesinde, hani köprüden önce son çıkış denir ya, bu mantık ile bir vole vurmak, son bir atak yaparaktan bir şekilde ellerindeki fonları bir para kazandırıp ondan sonra yine güvenli limanlara tekrardan yönelmek şeklinde bir tavır dahi söz konusu olabilir. Bunların hepsi birer senaryodur, varsayımdır. Çünkü şu anki belirsizlikler içerisinde dünyanın ekonomik kurmayları dahi ciddi şekilde fikir ayrılıkları içerisinde, birisi İtalya için resesyona girmiştir derken diğeri hayır bir şekilde Avrupa'da işler yolunda diyebiliyor. Özellikle ve özellikle Avrupa'nın resesyona girmesi, büyüme oranlarının düşmesi, ki Almanya'da da artık yavaş yavaş verilerin çok ciddi şekilde olumsuz yönde geldiğini fark etmekteyiz. Avrupa'da işlerin kötüleşmesi, oradaki büyüme verilerinin düşmesi, durgunluk ve resesyon gibi kavramların çok hızlı bir şekilde artmaya başlaması durumunda Türkiye ciddi şekilde etkilenir sevgili arkadaşlar. Niçin Türkiye ciddi bir şekilde etkilenir? Çünkü biz Avrupa'ya ciddi miktarda ihracat yapan bir ülkeyiz. Belki de ihracatımızın çok önemli bir bölümünü, yarıya yakın bir bölümünü Avrupa'ya yapmaktayız. Avrupa ülkelerinde büyüme yavaşlayacaksa, tüketim azalacaksa, dolayısıyla bizden de talep edecekleri ürünlerde bir azalma olacak. İç piyasamızın durumunu zaten biliyorsunuz. Birbiri ardına iflas etmekte olan firmalar, konkordatolar, iflaslar, şunlar bunlar vesaire. Bunlar gittikçe düzelmek yerine belki de daha kötü duruma gidiyoruz. Her geçen gün daha farklı sorunlar ortaya çıkmakta ve alındığı iddia edilen tedbirler evet mutlak surette bir faydası olacaktır belki, ama bu tedbirlerin bugünden yarına bir çözüm üretmesi de mümkün olamayacağı için içinde bulunduğumuz süreç özellikle ve özellikle dünya ile ilişkilerimiz, dünya ekonomisiyle ilgili ilişkilerimiz bakımından da bizim için çok zor bir dönem içinde olabileceğimizi ifade etmekte. Evet sevgili arkadaşlar, bu açıklamalardan sonra Ocak ayının son haftası ve dolar diyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, Ocak ayının son haftası ibaresini üzerine basa basa vurgulamamdaki en önemli etken, son 3-4 aylık süre içerisinde dolar TL'nin ayın son haftalarında gevşek bir seyir içerisinde olduğunu görüyoruz. Ve bunun tabii ki bir sebebi de özellikle Merkez Bankası'nın Ağustos sonu itibariyle almış olduğu yetkiyle Viyop piyasalarında normal bir oyuncu gibi işlem yapabilir duruma gelmesi ve ay sonu ayın son günlerinde ise dolar TL'nin düşük bir seyir içerisinde olmasını sağlamak gibi özel bir çaba ve bu şekilde de elindeki short pozisyonları en uygun noktalardan kapatabilmek yönündeki stratejisi devam etmekte. Ve hala da Merkez Bankası short pozisyon ağırlıklı olarak bir konum içerisinde bulunuyor ve geçtiğimiz ayların son haftalarına baktığımız zaman, bakınız burada mesela doların 5.34'ler seviyesinde, şu anda Aralık ayının son haftasına bakıyorum, 5.34'ler seviyesinden en düşük 5.25'ler seviyesini görmüşüz ve 0.8'lik bir değer kaybı yaşanmış. Kasım ayına bakacak olursak, Kasım ayının son haftasına bakacak olursak %1.3-1.4 gibi bir değer kaybı yaşanmış. 5.30'lardan 5.13'lere kadar bir geri çekilme yaşanmış. Biraz daha geriye gidelim arkadaşlar Kasım ayından. Ekim ayının son haftasına baktığımız zaman ise %3'ler civarında bir geri çekilme yaşanmış. Dolayısıyla net bir şekilde görülüyor ki dolar TL ayın son haftasında bir sıkıntılı bir süreç yaşıyor, bir gevşek eğilim yaşıyor. Tabii ki son 3-4 aylık süre içerisinde, periyot içerisinde böyle bir tablo oldu. İllaki ve illaki bu haftada böyle olmak zorunda, böyle bir mecburiyet var gibi bir yorum yapmamız tabii ki mümkün olamaz. Ama son 3-4 ayın son haftalarında böyle bir seyir var ise de bunu da göz ardı etmek doğru olmayacaktır. Bu nedenle yani bunu da ekstra bir sebep olarak kabul etmek kaydıyla zaten dolar TL şu an 5.30 desteğinin kırılmasından sonra zayıf bir seyir içerisinde bulunuyor ve hafta içerisinde 5.25 seviyesine kadar geldi.
Bu seviyenin aşağısını görmeden 5.25 ile 5.30 arasında sıkışık bir seyir ile haftayı tamamlamış oldu. Şimdi değerli arkadaşlar, indikatörler, şunlar bunlar vesaireler, bu konulara girmiyorum. Çünkü bunlar şu anda dolar TL için kısa vade anlamında aşağı eğilimi gösteriyor. Ama dolar TL'nin şu an içinde bulunmuş olduğu ve 5.27'ler civarında yapmış olduğu son kapanışı sonrasında bu haftanın da ayın son haftası olması ve Merkez Bankası'nın elinde bulundurmuş olduğu yüklü miktardaki Ocak ayı vadeli pozisyonlarını, short pozisyonlarını kapatacağı bir tarihe denk geliyor olmamız nedeniyle bu haftaya biraz özellikle dikkat etmek gerektiği kanaatindeyim. Ne yönde dikkat etmek gerektiği kanaatindeyim? Bu hafta Merkez Bankası'nın elindeki pozisyonları kapatacağı bir hafta olması nedeniyle biraz daha zayıf bir seyrin yaşanabilme ihtimali mevcuttur. Ancak bu zayıf seyrin yaşanabileceği ihtimali mevcuttur derken de dolar 5'lere gerileyecek, 5'in aşağısına inecek. Hayır arkadaşlar, böyle bir şey kesinlikle ve kesinlikle söylemiyorum. Böyle bir anlam asla çıkmamalı. Zayıf seyirden kastım 5.30 direncini aşamayacağımız, 5.30'un aşağısında kalacağımız, 5.20 ile belki 5.20 ile 5.27, 5.28 aralığında veya genel ifadeyle 5.20 ile 5.30 arasında yine sıkışık ve dalgalı bir seyrin olabileceğini, yukarı yönlü atakların zayıf kalabileceğini ifade etmek bakımından bunu sizlere anlatıyorum. Yoksa bu zayıf seyrin anlamı dolar işte daha önceki sohbetlerimizde veya analizlerimizde sıklıkla üzerinde durduğum gibi 4.70'e 4.80'e şuraya buraya inecektir. Hayır, böyle bir durum söz konusu değil. Benim genel bakış açımı ve kanaatlerimi çok net bir şekilde biliyorsunuz. Herhangi bir değişiklik mevcut değil. Zira şu görmüş olduğunuz grafiği yaklaşık 4 aydan beri sizlerle Twitter veyahut da buradaki analizler aracılığıyla paylaşmaktayım. Benim için dolardaki en kritik nokta şurasıdır arkadaşlar. Bu da 5.06 noktasıdır. 5.06 seviyesine yönelik yaklaşımlar olduğu anda tepki olacağını, sürekli tepki beklediğimi sürekli söylüyorum. Ve nitekim 5.13'lere kadar oluşan bir geri çekilme sonrasında yaşanan tepkinin 5.50'ler üzerine yöneldiğine hep birlikte tanık olduk. Yine benzer bir tablonun devam etme olasılığını oldukça yüksek görmekteyim. Her ne kadar 5.30 desteğini güçlü bir destek olarak görüyordum, buranın kırılma ihtimalinin zayıf olduğunu düşünüyordum. Ancak burada evet bir yanılgıya düştüm, ama beni yanıltan faktör Merkez Bankası'nın ne konuşacağını, ne söyleyeceğini bilmem tabii ki mümkün olamayacağından dolayı bizim Merkez Bankamız en son yaptığı toplantıda çok net bir ifadeyle ben faiz indirimi yapmayacağım dedi. Bu söylem gerçekten bütün piyasalar tarafından hiç beklenmedik bir söylemdi. Her ne kadar bu sözüne sadık kalabilir veya kalamaz, bu ayrı bir mevzu. Ama bu kadar kesin bir ifadeyle sıkı duruşum devam edecek, faiz indirimi de yapmıyorum, enflasyonla da mücadelemi bu şekilde devam ettiriyorum şeklindeki bir kararlı yaklaşımı üzerine, biliyorsunuz 5.50'nin aşağısına inen dolar TL önce 5.40-5.42 bölgesini, ardından da 5.30 desteğinin aşağısına geldi. Ama bir kere daha vurgulamak istiyorum ki 5.30 desteği benim için hala çok önemli bir destektir. Bu desteğin aşağısına ufak tefek sarkmalar yaşanabilir. Ama bu desteğin üzerine yönelik olarak ataklar da göreceğiz. 5.30 etrafında kısa bir sürede olsa veya belli bir süre diyelim, zaman vermeyelim, bir salınım olduktan sonra 5.30 seviyesinin artık net bir destek konumuyla kademeli yukarı eğilimlerin yavaş yavaş başlama ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyim. Hele hele seçimlerin yaklaştığı, hele hele seçimlerin yaklaştığı süre içerisinde artan tavizler, artan ekonomik reçeteler, programlar, şunlar bunlar ve seçimlerden sonra şu anda dillendirilen, şu anda bir şekilde geçtiğimiz analizde bu konuyu değerlendirmiştik hatırlarsanız, IMF gelecek mi gelmeyecek mi mevzuları, arkadaşlar bütün bu olaylar dolar TL üzerinde çok ciddi bir psikolojik baskı yaratacaktır ve IMF'nin gelebileceğini, IMF ile bir anlaşmanın yapılabileceğini beklemediğimi söylemiştim ve bunun da sebeplerini sizlere tek tek anlatmıştım. Bu şartları AKP hükümeti sizce kabul eder mi demiştim, ama evet, önemli bir grupta o zamanki koşullarda kabul etmedi ama bugün niye kabul etmesin, mecbur kalırsa kabul eder şeklinde bir yorumda bulundu. Böyle bir tablo eğer ki
Bu noktadan hareket ettiğimiz zaman da eğer IMF ile bir anlaşma olacak olsa bile şartların bugünkünden çok daha kötü bir duruma geldiği bir anda ancak bu anlaşma söz konusu olabilir. Şartların kötü bir duruma gelmesi demek de dolar TL için takdir edersiniz ki önemli bir yukarı eğilimin habercisi olarak değerlendirilebilir. Şimdi sevgili arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak Ocak ayının son haftası itibariyle gevşek ve sakin seyirin devam edebileceğini söyledim ama Şubat ayıyla birlikte özellikle seçimlere yönelik vadenin kısalmasıyla birlikte bu yukarı yönlü kademeli yükseliş eğiliminin step step yavaş yavaş adım adım devam edebileceğini, yeniden 5.30 üzerine çıkılıp 5.50'ye yönelik yani 5.30 ila 5.50 arasındaki bandın tekrardan zorlanmaya başlayabileceğini şahsi görüş ve düşüncem olarak bekliyorum. 5.50 üzerine seçimlerden önce çıkar mıyız, çıkmaz mıyız? Şu anda henüz 2 aylık bir süre varken bunu net bir şekilde söyleyebilmek mümkün değil. Yarın herhangi bir Merkez Bankası'nın başkanının çıkıp da söyleyeceği bir açıklama veya bu hafta Fed Başkanı'ndan gelecek olan hiç beklenmedik bir söylem tabloyu çok daha farklı duruma getirebilir. Bir bakarsınız ki çok daha kısa süre içerisinde dünya piyasalarında çok önemli bir karmaşa oluşmuş. Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarının ılımanlaştığını beklediğimiz bir anda dahi bir anda çok farklı rüzgarların esmesi de mümkün olabilir ve ortam ciddi bir şekilde gerilebilir. Şimdi değerli arkadaşlar, ortam ciddi bir şekilde gerilebilir diyorsun da ama niçin ortamın bir anda çok ama çok düzelebileceğine yönelik bir ihtimale yer vermiyorsun da diyebilirsiniz. Arkadaşlar, bunun da göstergesi biraz önce size altın fiyatlarını göstermiştim. Altın fiyatları eğer ki 2 saat içerisinde 1280'lerden 1310 dolarlara doğru çok önemli bir atak yapıyor ve çok önemli bir direncini kırabiliyor ise bu durumda dünyada ciddi bir güvensizlik, ciddi bir belirsizlik var demektir. Bu belirsizlik ve bu güvensizliğin en önemli göstergesi altındır. Bunu yüzyıllar boyunca bütün dünya ekonomistleri de geçtim. Normal insanlar dahi bunu çok net bir şekilde bilirler. Dolayısıyla ben herhangi bir iyileşme ihtimalinden ziyade özellikle dünya ekonomileri genelinde gittikçe artan bir huzursuzluğun olabileceğini, şu an için onların borsalarında bile olumlu bir havanın esiyor olmasını hiçbir şekilde önemli bir gösterge olarak görmüyorum. Aynı şekilde Türkiye borsalarında son 20 gün içerisinde hiçbir değişim, hiçbir ekonomik yönde olumlu bir durum olmamasına rağmen çok önemli bir atak yaşanabiliyorsa işte arkadaşlar olayın mantığı burada gizli. Şimdi değerli arkadaşlar, önümüzdeki hafta için dolar TL'nin kritik pivot seviyesi 5.2876 olarak hesaplanmış. 5.2876 seviyesinin 5.28, 5.29 diyelim veya genel anlamda 5.30 olarak yorumlayalım. 5.30 desteğini hepimiz biliyoruz. Bu seviyenin aşağısında kalındıkça 5.21 seviyesine kadar bir geri çekilme ihtimali teknik olasılık olarak mevcut imiş. Bakınız arkadaşlar, bu rakamları söylerken illaki bu seviyeye düşecek, bu seviyeler görülecek şeklinde bir anlam çıkarılmamalı. 5.29'un aşağısında kalır, bu seviyeyi aşamaz ise 5.20'ye 5.21'e kadar teknik bir ihtimal mevcut. Bu ihtimal gerçekleşir veya gerçekleşmez. Ama 5.29-5.30'un aşağısında kaldığımız müddetçe de dolar TL'nin güçlü olduğunu söyleyebilmemiz mümkün değildir. Yani terazinin dolar TL bakımından aleyhte bir konumda olduğunu, düşüş eğilimi, düşüş ihtimalini ön plana çıkarır bir konumda olduğunu düşünebiliriz. Ne zaman ki 5.28-5.29 üzerine çıkılır, genel olarak 5.30 seviyesinin üzerinde bir hareketlilik olduğunu fark edersek bu durumda da düşüş ihtimalinin azaldığını ve artık yukarı yönlü ihtimallerin arttığını, bu yukarı yönlü ihtimallerde ise birinci olarak 5.33'ün eğer bu seviyede aşılır ise bu durumda ikinci olarak ise 5.40'a ardından da 5.45'lere kadar bu hareketlenmenin devam edebileceğini, bu ihtimalin daha da artmış olduğunu düşünmeye başlayabiliriz. Değerli arkadaşlar, bu bizim haftalık grafiğimizde pazartesi günü için veyahut da birazdan piyasalar başlayacak ama tabii ki piyasaların olgunlaşması yarın sabah 11'leri bulacaktır. Pazartesi gün içerisinde takip etmemiz gereken pivot verilerimiz ise 5.27 seviyesini pivot seviyesi olarak ön plana çıkarmış
Ve bunun aşağısında kalınır ise 5.25, burayı zaten biliyoruz. 5.25'in aşağısına gelinmesi gibi bir durum olur ise, bu seviye bu destekle kırılacak olursa 5.23.60 ve 5.21.50 seviyelerine kadar bir geri çekilme ihtimalinin olabileceği ihtimaller arasında belirtilmiş veya görülmüş durumda. Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası ile ilgili olarak Ocak ayının son haftalarında o ayki vadenin pozisyonlarının kapatılmakta olduğunu ve fiili olarak bir alım yaparak kapatmak değil de o tarihin son vade günündeki uzlaşma fiyatına göre kapanışın gerçekleştiğini diğer analizlerden ve yorumlardan hatırlıyor olmalısınız. Bu noktayı hatırlatmakla birlikte Merkez Bankası'nın Ocak ayının son haftası itibariyle kapatacağı veya kapanacağı diyelim toplam pozisyon sayısı 472.900 küsur, yani 473.000 kontrat Merkez Bankası'nın elinde Ocak vadeli, şurada görmekte olacağınız gibi Ocak vadeli kontrat bulunuyor ve bu kontratlar Ocak ayının son günü itibariyle o günkü uzlaşma fiyatından otomatik olarak kapanacaktır. Birileri almayacaktır. Sistem bunu otomatik olarak kapatacaktır. O anki uzlaşma fiyatıyla bu kapanış gerçekleşecektir. Bu sebeple biraz önce sizlere ayların son haftalarında, son günlerinde düşük bir seyirin olmasının sebeplerinden bir tanesinin de Merkez Bankası'nın çok avantajlı bir şekilde pozisyon kapatabiliyor olması, karlı bir şekilde, daha karlı bir şekilde pozisyon kapatabiliyor olmasıyla ilgili olduğunu da belirtmiştim. Bir başka unsur olarak da arkadaşlar, Merkez Bankası demişken şunu ifade etmek istiyorum. Merkez Bankası biliyorsunuz 5.30'un üzerinde short pozisyonlarını önemli ölçüde devam ettiriyordu. 5.40'ın üzerine çıktığı zaman daha yüklü miktarda short pozisyon açıyordu. Hele hele 5.50'nin üzerine çıktığımız zamanlarda ise bu short pozisyonlarını daha önemli miktarlarda artırıyordu. Şimdi hani eğer Merkez Bankası bu elindeki imkanı kullanmak üzere dolar TL'nin çok daha aşağı seviyelere gelmesini istemiş olsa idi, bu son hafta, yani geçtiğimiz son hafta dolar TL'nin çok zayıf bir haftası idi. Oldukça sakin bir seyir içerisindeydi ve bu sakin seyir içerisinde Merkez Bankası biraz daha short pozisyonlara ağırlık vermek kaydıyla dolar TL'nin daha da aşağılara gelmesini sağlamak adına bir gayret, bir çaba içerisinde olabilirdi. Ama durum hiç de öyle olmadı arkadaşlar. Merkez Bankası sanki doların bu seviyelerde tutunmasını istiyormuşçasına, bu seviyeler yeterlidir diyormuşçasına geçtiğimiz hafta Merkez Bankası hiç işlem yapmadı. Bakınız, bu Ocak kontratları ve Ocak kontratlarında geçtiğimiz hafta 21 ila 25 Ocak tarihleri arasında Merkez Bankası'nın hiçbir şekilde short işlem yapmadığını görüyoruz. Bunun ardından arkadaşlar Şubat kontratlarına bakalım. Şubat kontratlarında da Merkez Bankası geçtiğimiz hafta itibariyle hiç işlem yapmamış ve en son olarak arkadaşlar bir de Nisan kontratlarına bakalım. Nisan kontratlarında 20.000 kontrat civarında bir short pozisyonu var ki bir hafta boyunca 20.000 kontrat çok düşük bir rakamdır. Nisan kontratlarında Merkez Bankası'nın short pozisyon açmaya devam ediyor olması, hafta içinde vermiş olduğum analizlerde Ocak ve Şubat'ta bir şey yapmadı ama Nisan kontratlarda kimi gün 3.000 kontrat, kimi gün 1.500 kontrat gibi pozisyon açtığından bahsetmiştim. Bunu da tamamen bir tahmin olmak, tamamen bir ön sezi olmak üzere söylüyorum. Seçimlerin hemen ardından gelecek olan ay Nisan ayıdır ve Nisan ayında seçimlerden sonra olası bir spekülatif hareketlilik, dolar için konuşuyorum, bir hareketlilik olur düşüncesiyle veya olabilir düşüncesiyle belki de Merkez Bankası Nisan ayında bu tarz bir sirkülasyonu daha kolay engelleyebilmek, elini daha güçlü tutabilmek adına belki de Nisan vadede pozisyon açmayı devam ettirmiş olabilir. Ama Nisan vade içinde çok ufak miktarlarda bir pozisyon açtığını söyleyebiliriz. Toplam bir hafta boyunca açtığı 20.000 kontrat çok cüzi bir miktardır. Merkez Bankası bunu bir günde dahi 40.000 kontratlara kadar çıkarabilmiş durumdaydı. Sevgili arkadaşlar, bu bilgiler eşliğinde Merkez Bankası'nın durumu, Ocak ayının son haftası ve Şubat ayı ile birlikte tekrar bir hareketliliğin
seçimlerin yaklaştığı süre içerisinde devam edebilecek olma ihtimali, buna dair bir takım beklentileri güçlendirecek olan faktörler ve dünya piyasalarındaki genel olumsuz tablo, bütün bu veriler ışığında dünyadaki gerek para birimlerine gerekse ekonomilere yönelik olarak güvensizliğin gittikçe artabileceğini ve bu belirsiz ve güvensiz bir ortam içerisinde sizler en sağlıklı yatırım aracının ne olduğunu düşünüyorsanız bu şekilde kararlarınızı vermelisiniz. Benden size bu bilgileri aktarmak, sizden ise pozisyonlarınıza, risk anlayışınıza, vade anlayışınıza bağlı olarak kararları vermesidir. Efendim iyi akşamlar diliyorum. Hafta içerisindeki yorumlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.